Norveç kırmızısı melezi erkek hayvanlarımız grupladık. Orada büyük grup. Burada canlı ağırlık onlara göre daha düşük bir grup var. Ona göre de beslemede onlar daha çok kesif yem tüketirken, arpa tüketirken bunlar onlardan daha düşük kesif yem ve arpa tüketimi sağlıyoruz. Yani orada bir detaya gireyim, kısa bir anekdot vereyim. Hayvan ve Sağlık'ta Ankara Kalecik'teki program çekerken ki işletmemizde işte şaröleler 150 kilo hayvan da aynı grupta, 500 kilo hayvan da aynı gruptaydı. Yani zaten detaylarda görecekler. Bu grup canlı ağırlık olarak 500 kilonun üzerinde olan bir grup. Bu grupta canlı ağırlık olarak işte 350-500 kilo arasındaki bir grup. Tabii bunlarda porsiyonlamayı ona göre ayarlıyoruz. Yani rasyonu ona göre belirliyoruz ki canlı ağırlığına göre hayvanlar yem tüketsinler ve gelişim hızları yani azalmasın. Artması buradaki amacımız. Bir de tabii işte Norveç melezinin demin bahsettin hayvanın sağlığından yani çok hoşumuza gitti bizim. Denedikten sonra gördük. Hemen hemen hiç hastalığa yakalanmadılar, solunum problemine yakalanmadılar. Aşı uygulamalarımızı da yapıyoruz tabii ki ama hayvan da kendine yani soğuk iklim hayvanı olduğu için bir şeyi var. Yani bir dayanıklılığı sağlamlığı var var. tabii Aynen. ki. Yani solunum problemine fazla yakalanmadılar. Hastalıklara karşı dirençleri çok iyi. Mutlaka hani aşı uygulaması yapmış olsak da işletmede bireysel olarak hastalanan hayvanlar oluyor. Ama Norveç kırmızıları bu hastalıklara karşı daha dayanıklı. Yaptığımız tedavilere daha çabuk tepki gösteriyorlar ve cevap veriyorlar. O yüzden Norveç kırmızısı yani saf değil tabii ki. %50 melez yani %50 annesi simental, %50 babası Norveç kırmızısı. Ama %50 Norveç kanı taşımasına rağmen çok dayanıklı, çok kaliteli ırk elde etmiş olduk. Melez hayvanlar elde etmiş olduk. Burada şundan da bahsedelim. Yani Norveç kırmızısı bu işletmeye ne katacak? Veya Norveç kırmızısının dişilerini ne zaman tohumlayacağız? İşte dişi hayvanlarımız da var. Biz asla tohumlama zamanını seçerken dişi düvelerimizde özellikle canlı ağırlık 350 kilogram bandına gelmelerini hani tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz, Ve öngörüyoruz. 1.40'ın üzerine çıktığında cidago Evet. yükseklikleri o seviyeleri gördüğünde biz tohumlama yaşını alıyoruz. Ama biz burada Norveç kırmızılarını 16-17 aylık olana kadar bekleteceğiz. Ve yani doğan melez buzağlarımızı ondan sonra tekrar Norveç kırmızısı atarak safa yakın bir ırk elde etmeyi planlıyoruz. Tabii safa yaklaştığımızdaki süt verimleri, işte vücut yapıları, dayanıklılıkları daha artacağını düşündüğümüz için biz bu yola şey yaptık, bu yolu seçtik. Ve tabii ki işletmeyi ikiye ayırmış oluyoruz bu şekilde. Norveç kırmızısı Ve ve simenteller simental yani olarak. simental gebe Tabii düvelerimiz gebe ve düvelerimiz Norveç olarak ikiye kırmızısı ayırmış gebe oluyoruz. düvelerimiz.